Manşete hoş geldiniz. 26 yıl sonra çözülen sır. Sedat Peker'in açıklamaları konuşuluyor ve elbette bu açıklamalar üzerine dönemin tanıklıklarıyla meseleyi irdelemeye çalışacağız. Bazı konuların Sedat Peker'in açıklamalarıyla gündeme gelmesi eleştirilmemeli. İçeriden biri olarak tanıklıklarını ve şahit olduğu konuları ve yalanlanmayan konuları dile getiriyor. O açıdan önemli. Bunlar zaten biliniyordu, zaten söylemiştik, zaten söylüyorduk demene bir manası yok. İçeriden biri olarak, konunun taraflarından biri olarak itirafları, tanıklıkları son derece önemli. Bir bu. İkincisi, ayrıca bunu bir aydınlanma savaşçısı olarak, bir kurtarıcı olarak yapmıyor bunu defaatle de söylüyor. Haliyle biz de bu tür olaylarda e, kam kamuoyunun aydınlanması, gerçeklerin ortaya çıkması adına elbette teyit ederek bilgileri de teyit ederek bu konunun kime yaradığı yarayacağı, kime yarıyor olduğuyla ilgilenmememiz icap ediyor. Gazetecilik e, böyle bir meslek. Elbette gazetecilere bir takım bilgiler sızar, sızdırılır. Elbette bir, bir takım insanlar bir takım şeyleri ifşa ederler. Bununla çoğu zaman amaçları kamuoyunun aydınlanması, gerçeklerin ortaya çıkması değildir. Vardır bir kuyruk acısı onun için harekete geçmiştir. Bir de bu. Üçüncüsü, altını çizmemiz gereken söz konusu olan kişi Sedat Peker olduğu için işte onun namuslu, onun dürüst, onun düzgün dediği insanlar düzgün, dürüst, namuslu değildir. Öyle kabul edilmek zorunda da değildir yine aynı zamanda haram yememiş. Ya da birinin çıkıp ben haram yemedim demesi de kabul edilebilir bir şey değil. Elbette haram yememiş olabilir. Çocuklarının kursağından haram lokma geçirmemiş olabilir. O güne kadar ki bütün kazançları helalinden olabilir. Çalıştığı meslekler ve bunun karşılığında tahakkuk eden ücret neyse onunla maişetini sürdürmüş olabilir. Bunun Buna kimin ne itirazı olabilir? Ki zaten normal olması gereken budur. Bu bir meziyet de değildir. Haram yemedim, boğazımdan haram lokma geçmedi, çocuklarıma haram yedirmedim falan. Bu bir meziyet değil. Bu olması gereken bir şey. En tabii insani bir vasıf. Olması gereken bir şey. Yani öyle bir şey olmaması zaten bir anormallik. Fakat sizin haram yememiş olmanız, çocuklarınıza haram lokma yedirmemiş olmanız, temiz olduğunuz, dürüst olduğunuz, düzgün olduğunuz, hatta namuslu olduğunuz manasına gelmez. Siz Ahmet Davutoğlu için örnek olarak söylüyorum. Yolsuzluğa bulaşmamış, kursağından haram lokma geçmemiş diyebilirsiniz. Fakat eli kanlıdır bu insanın. Döneminde binlerce insan ölmüş öldürülmüştür. O da dönemin bir numaralı devlet görevlisidir. Dönemin başbakanıdır. Haram yemedi diye bunları mazur mu göreceğiz? Namuslu mu, düzgün mü kabul edeceğiz? Evet. Şimdi bu konulara geçmeden önce yaşadığım İngiltere'den ee, başlayayım e, gündeme. Çünkü tek gündemimiz var esasen. Bu yapılan açıklamalar, Mesut Yılmaz dönemi vesaire. Bunları konuşacağım ama İngiltere'de kabinede tam anlamıyla bir deprem yaşanıyor. Boris Johnson tam bir hacı yatmaz. Yani bugüne kadar onun başına gelenler pek çok hükümeti, bakanı neyse düşürmüştü, götürmüştü ama onun bakanları gitti halde Boris Johnson'a bir şey olmadı. Fakat en son bu sarsıntıyı nasıl atlatır bilemiyorum. E, lockdown'da yani pandemi döneminde başbakanlıkta verdiği partilerle gündeme gelmiş. Birkaç aydır başı çok ağrımıştı ama bunu da bir şekilde atlatmıştı, atlatmayı, atlatmayı başarmıştı. Fakat bu defa gerçekten e, bayağı zorda çünkü iki önemli bakanı dün istifa etti. Biri soldaki Rishi Sunak, Maliye Bakanı, öbürü de Sacit Cavit, Sağlık Bakanı. Her ikisi de Asya kökenli bu bakanların ama son derece güçlü isimler. Deve dişi gibi isimler. Bunu bir başka bakan daha takip etti. Sırada başka istifaların olduğu belirtiliyor. Şu bu bugün parlamentoda çok ciddi sorgulandı. Boris Johnson nereye gider bilmiyorum ama kendi tek başına iktidar şu anda. Üçüncü yılını sürüyor ama e, görülen o ki kendi partisinde de artık azınlığa düşmek üzere ki yakın zamanda yapılan parti içi bir güven oylamasında desteği epey düşmüştü Boris Johnson'ın bunu atlatır mı atlatacak mı bilmiyoruz ama atlatmak konusunda son derece azimli ee, ve bu badir yani yeri, giden bakanların yerine yenilerini falan koyarak bu işi arkasında bırakmayı amaçlıyor hedefliyor. Bakalım bu defa halledebilecek mi? Fakat çok zayıfladığını söyleyelim. Çok zayıfladığını söyleyelim. Ee, bu ve benzeri başka darbeyi ki bu bir kabine darbesidir aynı zamanda. Atlatabilir mi? Atlatacak mecali kaldı mı? Bunu da zamanla göreceğiz. Fakat İngiltere siyaseti Westminster şu ara fena karışık. BBC e, aralıksız oradan canlı yayınlarla konuyu irdelemeye çalışıyor. Şimdi biz dönelim. 1996 yılına götüreceğim sizi. Mesut Yılmaz benim yakinen takip ettiğim siyasetçilerdendir. Yakın zamanda vefat etti. Allah rahmet eylesin. Benim Mesut Yılmaz'la alakalı çok böyle olumsuz bir kanaatim falan da yoktu. Gerek takip ettiğim dönemde gerekse sonraki dönemde. Anavatan Partisi'nin genel başkanlığını yaptığı Turgut Özal'dan sonra bir ara yıldırmak bulut dönemi var ama kısa bir dönemdi. Fakat Mesut Yılmaz döneminde parti küçüldükçe küçüldü sonra barajın altında kaldı. Bir ara Mesut Yılmaz Rize memleketinden bağımsız aday olup Tayyip Erdoğan döneminde üstelik mecliste bir dönem görev yapmaya çalıştı ama artık bitmişti son dönemde büyük ailevi trajediler yaşadı. Oğlu intihar etti. Hemen ardından da kendisi belli ki bu acıya daha fazla dayanamadı ve geçtiğimiz aylarda vefat etti. Şimdi Mesut Yılmaz'ın bu fotoğrafta eşi Berna Yılmaz'la görülüyor ve burnu bandajlı. Bu Mesut Yılmaz'ın Budapeşte'den Aralık 2, 1996, 24 Aralık 1996 Budapeşte'den geldiği gün çekilen fotoğraf. Mesut Yılmaz'ın o gün ben başbakanlık muhabiriyim. Ankara'da gelişmeleri takip ediyoruz ki son derece 28 Şubat sürecine doğru gidilen bir dönem. iki ay sonra 28 Şubat MGK'sı toplanacak. O derece kritik günler ve son, siyaset son derece gergin. Ortam son derece gerilimli. Kış ayları. Mesut Yılmaz'ın Macaristan'da Budapest'te de dahi olduğunu bilmiyorduk. Bir de tabi ana muhalefet lideri olduğu için yani muhalefet lideri de olduğu için projektörler onun üzerinde değil arada kaçabiliyor yani her ne hal ise, o akşam Budapest'te de Mesut Yılmaz'ın kaldığı otelin lobisinde yumruklu saldırıya uğradı bilgisi düştü ve bir an önce kulis, hemen kulisler hareketlendi Mesut Yılmaz'ın Macaristan'da ne işi var Budapest'te de ne işi var niçin oradaydı falan derken oraya orada kumar oynadı ve işte o otelin lobisinde veya işte kumarhane salonunda bilemiyoruz Veysel Özerdem isimli bir tetikçi tarafından veya bir saldırgan tarafından kendisine bir saldırı düzenlendiği ve yumruklandığı ortaya çıktı ve böyle burnu bandajlı olarak da Türkiye'ye döndü. Mesut Yılmaz ve ailesi Cavit Kavak Mesut Yılmaz hükümetlerinde bakanlık da yapmıştır ailenin içindeydi aileye çok yakın isimlerden biriydi. Mesut Yılmaz da bütün ticari faaliyetini kardeşi Turgut Yılmaz üzerinden yürütüyordu. Hep reddetti. Herkes biliyordu Mesut Yılmaz'ın Budapest'te de kumarhaneye gittiğini, kumar oynadığını, orada bir anlaşmazlık çıkıp da yumruklandığını. Herkes biliyordu. Burnu bandajlı olarak geldi, yumruklandığını reddetmedi ama kumar oynadığını hep reddetti ve bu bir aile sırrı olarak kaldı. O günlerde düzenlediği basın toplantısında da bu görülüyor. Aralık 1996, bandajlanmış burnu bir, bir süre böyle dolaştı, ondan sonra bandajı çıkardı etkileri görülebiliyordu Mesut Yılmaz'ın yüzünde bu saldırının. Ee, şeyin tanıklıklarıyla Sedat Peker'in tanıklıklarıyla şu ortaya çıktı. O dönem Sedat Peker cezaevinde ya bir cinayetten ya da bir cinayeti azmettirmekten ya da bir cinayet olayına karıştığı için oraya girmeyeceğim şimdi. Fakat Mesut Yılmaz'ın Budapeşte'de kumar salonundaki görüntüleri bir kasetle Sedat Peker'e ulaşıyor. Ve Sedat Peker Mesut Yılmaz'a haber salıyor. Diyor ki ben de kumar oynarken görüntülerin var. E, ve beni diyor cezaevinden tahliye edeceksin. Ben bu arada da maddi zarara uğradım. 5 milyon dolarda maddi zararımı tazmin edeceksin. Ve görüntüleri Mesut Yılmaz tarafına gönderiyor. Bu konuda aracı olanlar var. Turgut Yılmaz, Mehmet Cengiz vesaire, Korm Kamuran Çörtük bir sürü isimler geçiyor. Ve Mesut Yılmaz cephesi evet diyor. Yani kanaat getiriyor. Bu adamda bizim kaset var. Benim oyun oynarken çekilmiş kasetim var. Ne yapabiliriz? E, taleplerine uyacağız. Ve Sedat Peker'in iddiası o ki tahliye ediliyor. 1997 yılında hemen bu olayın ardından. 2-5 milyon dolarda iki, iki parça halinde e, Mehmet Cengiz üzerinden ki o günlerde Mesut Yılmaz'a yakın bir iş adamı. O günlerde Mesut Yılmaz'ın müteahhidi öyle söyleyelim iletiliyor tabi Sedat e, Peker Twitter'da deli çavuş üzerinden bu ifadeleri e, ileri sürerken e, bahsi geçen parayı ortak akrabaları e, Zafer Salman aracılığıyla ilettiği ortaya çıkıyor Zafer Salman da e, bunu teyit ediyor hem Mehmet Cengiz'in hem de Sedat Peker'in akrabasıyım Peker'in halasının oğluyum. Cengiz de annemin amcasının oğlu. Peker ne dediyse doğru diyor. Zafer Salman. Ee, başka teyit edenler de var. O araca Engin Baltacı e, DGM Cumhuriyet Savcısı e, Sedat Peker'i tahliye eden isim. O da şu anda ortada. E, Haziran 2022'den bu yana yani bir iki aydır e, Beşiktaş Cimnastik Kulübü'nün, Beşiktaş Kulübü'nün ikinci başkanı, basın sözcüsü, hukuk işleri ve kulüp işte kurulları ile ilgili ilişkilerden sorumlu vesaire. Ondan da bir açıklama bekleniyor bu konuda bunun teyidi için. Ama olay epey tarafları tarafından teyit edildiği ve zaten herkesin bildiği bir olay olduğu için su götürmez bir gerçek. Neticede Sedat Peker hem tahliye oluyor hem de 5 milyon dolar Mesut Yılmaz tarafından Peker'e öğreniyor. Nereden bakılırsa bakılsın büyük bir skandal, nereden bakılırsa bakılsın büyük bir kokuşmuşluk, nereden bakılırsa bakılsın devlet, mafya, siyasetçi, suç örgütü lideri ilişkilisi açısından Türkiye Devleti siciline geçmiş geçecek çok kirli bir ilişki, çok kirli bir hadise. Bugün baktığınızda Türkiye matbuatında bununla ilgili haber neredeyse yoktu. Yok denecek kadar azdı. Sadece Evrensel Gazetesi birinci sayfadan anonslamış ve içeride de geniş görmüş. Önce temiz toplum propagandası, arkada suç örgütüyle pazarlık, kaset karşılığı tahliye, eski başbakan, iş insanı, yeraltı dünyası işbirliği demiş Evrensel. içeride gördüğü bu geniş haberde bütün olayın boyutlarını da dile getiriyor. O arada... Ee, Sedat Peker'i teyit eden bir diğer isim de Sebahattin Önkibar. Sebahattin Önkibar 1996 yılında Türkiye Gazetesi'nin Ankara temsilcisiydi. İhlas grubundaydı. Ben o dönem gene Ankara'dan çok iyi biliyorum. Sebahattin Önkibar Mesut Yılmaz'a yakın bir isimdi. Mesut Yılmaz'ın sırlarını paylaşan bir isimdi. E, TGRT'de program yapıyordu ve fırsat buldukça da Mesut Yılmaz'ı programında ağırlıyordu. Haliyle e, tanıklığına da o açıdan itibar etmek gerekiyor. Sedat Peker'i teyit ediyor. Mesut Yılmaz'ı çağır, Mesut Yılmaz beni çağırdı gittim. Ee, Sedat Peker'le bir ilişkin var mı? Ya da Sedat Peker'e nasıl ulaşabiliriz falan gibi bana sorular sordu. Bizim oyun oynarken çekilmiş kasetimiz onun elindeymiş gibi ee, bilgileri de Mesut Yılmaz Sebahattin Önkibar'la paylaşmış. Evet. Haliyle ben o dönemki Ankara'da gördüğüm manzara ve o dönemki Ankara'da ilişkilere de vakıf olduğum için... ...bu konuda Sebahattin Önkibar'ın tanıklığının da muteber olduğunu söyleyebilirim. O arada Engin Baltacı da bu. Bu kişi dönemin DGM Cumhuriyet Savcısı Sedat Peker'in tahliyesinden sorumlu kişi. Buna da ulaşabilir gazeteciler, sorabilirler ama nedense henüz galiba... E, bu kişi e, sorulardan veya cevaplardan neyse e, muaf tutuluyor. Ama bu kadar e, yönü itibariyle teyit edildiği için olay e, artık e, bu kişinin ne cevap vereceği, Engin Baltacı'nın ne diyeceğinin çok da fazla bir önemi yok. Suskun kalarak da zaten hadiseleri doğrulamış oluyor. Ki eğer doğru değilse çıkıp doğru değil demesi lazım. Doğruysa doğru demesi lazım veya... Bir kısmı doğru bir kısmı yanlışsa kendi tanıklığı bilgisinidir nedir onu ortaya koyması gerekiyor. O arada savcılar göreve çağrılıyor. Hazır Engin Baltacı dönemin e, savcısını ekrana getirmişken onu da söyleyeyim. E, savcıları göreve çağıranlara da ben hayret ediyorum. Yani arkadaş bu ülkede savcılar harekete geçti. 2012'lerde 2013'lerde ve bu iktidar o savcıları yaptığına yapacağına pişman etti. Görevlerinden aldığı sürdü, içeri tıktı. Hele 15 Temmuz'dan sonra 15 Temmuz'u lütuf bilip binlercesini hakim savcı hem görevden aldı hem içeri tıktı hem de hücrelerde süründürüyor. O arada 15 Temmuz'un üzerinden 7 yıl geçti artık. Önümüzdeki hafta yıl dönümü. 7 yıl boyunca kendi canını sık sıkan konularda karar alan hakim ve savcıları sürdü hakim ve savcılara yargı dünyasına bir türlü coğrafi teminat vermedik ki coğrafi teminat çok önemlidir. Yani başınıza bir şey gelmemesi, yani sürülmemeniz, yani bir yerden bir yere tayin edilmemeniz. Antalya'daki hakimi savcıyı aldı, Kars'a sürdü, Samsun'dakini aldı, Diyarbakır'a sürdü, Diyarbakır'dakini aldı, Edirne'ye gönderdi, Edirne'dekini aldı, Tokat'a tayin etti filan. Böyle binlerce örnek var. En son gene işte son davalarda geçen hafta önceki haftada gördünüz. Şerh düşeni dahi karara şerh düşen hakimleri dahi nasıl sürdüğünü sürgün ettiğini gördünüz. Ve bir türlü de hakim ve savcılara bu iktidar coğrafi teminat hakkı vermiyor. Vermesi gerekeni de vermiyor. Sonra da insanlar savcı aranıyor falan diyor. Yani yapmayın Allah aşkına çok komik. Bir savcı yok mu? İşte şu kadar bin savcı var bir tane insan işte görevini yapsa falan. Bunlara gerek yok. Bunlara gerek yok. O iş uzun yıllar önce kapandı. Memduh Bayraktaroğlu demiş ki Peker organize Peker'e ısrarla organize suç örgütü lideri diyenlere naçizane tavsiyem bu sıfatı kullanmaktan vazgeçmeleri. Çünkü Peker organize siyaset, bürokrat, müteahhit, soygun örgütü çamur havuzunun yanında Zemzem suyu gibi kaldı diyor. Eren Keskin, Sedat Peker'in açıklamalarının kısa özeti, asıl olan derin yani gerçek devlettir. Herkes hesabı ona verir ve anlaşılmaktadır ki bugün derin devlet birkaç parçalı kavga vardır yani derinlerde diyor. O arada Kemal Kılıçdaroğlu beşli çete ile aramı bulmaya yeltenen sermayeder holding piyasa kim olursa olsun pişman olur. Böyle biline şimdi varsa cesaretiniz gelin beni ikna edin ama haber yollamayı bırakın diyerek bir kere daha beşli çete veya işte beşli çeteyle ismi çıkmış 5, Mehmet Cengiz'in de aralarında bulunduğu 5 iş insanı var ama mesele onlarla da sınırlı değil. Ee, onlarcası e, bu dönemin bu, dö bu dönemin bit bittiğini, bitmeye yaklaştığını görüp yeni dönemin liderleriyle, yeni dönemin iktidarıyla ilişkileri iyi tutma derdinde. Nasıl ki Mehmet Cengiz'in arası bir ara Mesut Yılmaz'la iyiydi. Sonra da Tayyip Erdoğan'a döndü. Aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'na veya bundan sonra kim iktidara gelecekse Meral Akşener veya başka biri ona da dönmeye meyilli. Niye olmasın ki işte bir günün manşeti bugün çok önemli. Gemi batarken kaçan kaçana Erdoğan'ın korktuğu oldu. Partideki çözülme sermayeye sıçradı. Kılıçdaroğlu Beşli Çete'ye haber yollamayı bır bırakın diye diyerek seslendi diyor. Ee, ve dolayısıyla nasıl ee, gemi batarken kaçan kaçana da e, bu olayı yani partinin toparlanmaması ve her dönemin insanlarını falan filan alt alta koymuş. E, kamuoyu araştırmaları da artık yavaş yavaş e, PR ve yön araştırmalarını getirmiş. E, bir gün birinci sayfasında bir erozyon olduğunu gösteriyor. Evet. Niye olmasın ki? Türkiye'de Haziran'da yıllık enflasyon TÜİK'e göre %78, ENAK'a göre %175. Bu ekonomik tabloda, tabloda gerçekten e, insanlar bunalmış durumda nefes alamıyorlar. Enflasyon %78 diyor ama devlet bakın şekerden doğalgaza, ekmeğe, ulaşıma, ayçiçek yağına gelen zamlar ekranda. Dolayısıyla Enag'ın %175'i bile çok gerçeği yansıtmıyor. Hele gıda enflasyonu patlamış durumda. Mahve eğilmez Enflasyona peşinden koşarak yetişemezsiniz. Onu durdurmanın tek yolu faiz silahını çekmektir. O zaman da büyüme hızınız düşer. Ekonomide her karar bir göstergeyi düzeltirken bir göstergeyi bozar. Hepsinin aynı anda düzelmesi ancak beklentilerin düzelmesiyle mümkün olur diyor. Yani bu iktidar gitmeli diyor. Devam edelim. Faizi düşününce ne mi oldu? İşte yazmış. Dolar kulu, kuru, kuru 17.24 oldu. Enflasyon %78 oldu. CDS risk birimi 365 puandı. 365 bas puandı. 850 bas puan oldu vesaire. Şenol Babuşçu paylaşmış. Alışalım enflasyonla birlikte yaşamaya. En az 2 yıl yüksek enflasyonla birlikte yaşayacağız. Alışalım demiş. Kapatırken şu fotoğrafı getirdim. Bu fotoğraf nedir? Bu fotoğraf şu. İşte şeffaflık yok. Yani Türkiye nasıl bir kapalı devlet, nasıl bir artık demir perde ülkesi online diye bu fotoğrafı getirdim. Somali Tayyip Erdoğan'ın ile ilgili spekülasyonlar var biliyorsunuz. Hafta sonundan bu tarafa cuma namazından sonra kayboldu. Cumartesi, pazar. Cumartesi günü AKP Bursa'da programı vardı. Onu da iptal etti. Gitmedi. Cumartesi, pazar, pazartesi kayboldu salı gününe kadar. O arada bir sürü sağlığı ile ilgili spekülasyon yapıldı. Saraydan da herhangi bir açıklama gelmedi. Somali Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyareti vardı. Sarayda resmi, resmi olarak karşılama yapılacak. Erdoğan'la buluşacaklardı falan. 3-5 Temmuz arası yani pazar gününden pazar, pazartesi, salı günleri. Fakat 3 Temmuz pazar günü Somali Cumhurbaşkanı geldiği halde ki bu karşılama töreni havaalanında düzenlenmiş karşılama töreni Somali Cumhurbaşkanı saraya çıkamadı. Üçünde geldi. Dördünde pazartesi günü otelinde bekledi. Salı günü 5'inde otelinde bekledi ve dikkatinizi çekerim Somali Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı'nın gönderdiği uçakla geldi. Yani ayağına da uçak gönderilmiş. Her neyse ve ta ne zaman görüştü? Bugün. Yani as aslında Somali Cumhurbaşkanı 5'inde yani dün ziyaretini tamamlayıp ülkesine dönmesi gerekirken e bekletildi otelde ve ancak bugün sarayda resmi bir karşılama töreni düzenlendi. İşte Türkiye kapalı bir ülke olduğu için ne Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında şeffaf bir açıklama yapılıyor, ne programları hakkında ayrıntılı bir bilgilendirme yapılıyor, ne de basit ajandaya bakılarak görülecek, öğrenilebilecek, basit bir araştırmayla, basit bir taramayla bilinebilecek bu bilgiler kamuoyuyla paylaşılıyor. Böyle kapalı bir ülke. İşte bunlar bu ekranlarda da konuşulmasın, paylaşılmasın istedikleri için bunun köküne kibrit suyu dökmeye çalışıyorlar. Orada arada Said Sefa mühim bir iddiayı paylaşmış. neden kayıp, Erdoğan neden kayıp ee, soruları üzerine. Hastalıklarından ötürü 6 ayda bir kendisine ilaç yüklemesi yapılıyor. Bu süreçte zorunlu olarak dinleniyor ve ilaçlardan ötürü bedenen bir süre bitik hale geliyor. İlaçların yan etkisi geçip de etkisi ortaya çıkınca da diriliyor durum bundan ibaret demiş. Evet. Son notumuzda Milliyet'ten gelmiş gelsin Mehtap Gökdemir'in haberi. Aday kadrosuyla ilan edilecek diyor. Millet İttifakı'nın adayını kastederek. öyle de olması icap eder. Eee duyumlarda o yöndeydi ama bu haberde bunu teyit ediyor. Yani bir cumhurbaşkanı adayı çıkardığınızda cumhurbaşkanı yardımcısı kabinede ekonominin başında kim olacak, sağlığın başında kim olacak, ulaştırmanın başında kim olacak, dış politikanın başında kim olacak, Avrupa Birliği ile ilişkileri kim götürecek, Merkez Bankası'nın başında kim olacak, TÜİK'in başında kim olacak neyse bütün bu kadronun ilan edilmesi. Enflasyonla nasıl mücadele edilecek? Bütün bu programın ilan edilmesi ve bir kadro hareketi olarak halkın karşısına çıkılması ve güven istenmesi ve bu kadroya güven talep edilmesi gerekiyor. Öyle bir kişiyle de olmaz. O açıdan bunu da haber veren bir kulis haberi, Milliyet, Milliyet Gazetesi'nin haberi. Böylelikle bir yayını daha noktalıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.